Selam millet, nasılsınız? Vallahi biz harikayız. bugün soru cevap videosu yapmayı planladık. O yüzden Instagram'a fotoğraf koyduk. Oraya bir sürü soru geldi. Hemen hemen 300 küsürün üzerinde soru var. Bunlardan hepsine cevap veremeyeceğiz. Ortak gelen sorular var. Evet. Bu genel olarak bize sorulan belli sorular var. Aynen. O soruları cevaplayacağız. Cevap vereceğiz ama onlar da isim olarak kullanmayacağız. Çünkü evet, birçok insan aynı şeyi sormuş. Onun dışında birkaç tane soru. Nihan seçti, birkaç tane soru. Ben seçtim. Nihan benden hainlik yaparak. Ve tabii ki de telefonu çaldı. Ve yine telefonu. Video çekiyoruz, arayacağım ben seni, öptüm. Video çekiyoruz. Öpüyorum. Merhaba kitap babası, selam. Senin de sorularını cevaplayacağız. Hadi baba. Hadi baba. Yok yok, kalsın hadi baba. 20 tane soru ben seçtim, 20 tane soru Eren seçti ve ben Snapchat'ten duyurdum videolu sorularınızı alacağız diye. Bir de oradan birkaç soru cevap vereceğiz. Aynen, hain, benden habersiz oraya video atın demiş. Evet. Niye? Çünkü Eren duşta. Çünkü niye Eren bunları göremeyecek? Çünkü niye Eren de yaparsa sorular çok artacak. Yargıdan evet. O yüzden şey yapmadık. Snapchat'ten gelen soruları burada göstereceğiz evet, size. Dinleyeceğiz biz de, ona göre sorular. Yani soruları gelecek, cevap vereceğiz. Evet. O zaman genel sorulara geçelim. Evet, İlk soru, sevgili miyiz? Hayır, değiliz. Sevgili değiliz. Biz çok uzun zamandır bunun duyurusunu yapıyoruz zaten. Her sevgili yerden değiliz. İzmir Kitap Fuarı'na kadar ikimizin de hayatında hiç kimse yoktu. İzmir Kitap Fuarı'nda Nihan sevgilisini buldu. İzmir Kitap Fuarı ne verimli çıkmış be. Ben de İzmaç programı. İzmaç programı, aynen. Bende de 20 günlük bir ilişkim var. İkimizin de sevgilisi birbirini kıskanmıyor. Kıskanmıyorlar. Aynen, hiçbir şekilde kıskanmıyorlar. Çünkü soru yok. Biliyorlar bizi. Zaten benim sevgilim Nihan'ın eski liseden arkadaşı. Evet, yani o kıskanırsa ağzını cart diye yeter. Ben de beyefendiye buradan selamlarımı yolluyorum. Ama kıskanmayacağını biliyorum yani. Herkese selam dinledim bari, sevgili ve biz Eren'le kardeş gibiyiz ve o bizim sarılmalı, öpmeli her şeyimiz. Yani ben Nur'u nasıl öpüyorsam, aynen, Nur'a nasıl sarılıyorsam Eren'e de öyle ki. Aynen. Şu an altımda Eren'in pijaması var ya yani. Ya biz birbirimizi hemen hemen her şekilde gördük. Yani gerçekten gördük. Birbirimizi bu kadar fazla şekilde gördükten sonra da bu zaten hani artık böyle pis, abi kardeşin ilişkisi evet, oluyor. Evet, pis olurdu. Olmazdı yani. Yani. O yüzden lütfen artık şey yapmayın, şey etmeyin yani. Evet. Biz de biraz mahcup oluyoruz bu durumda. Evet, sürekli sevgili değiliz, sevgili aynen, değiliz demek bizim için ben gerçekten zor geliyor. Ben hatta bugün Snapchat'ten şey dedim, utanıyorum artık sevgili değiliz demeye ama değiliz diye. Ve bizim fotoğraflarımızı lütfen başka bir şeylere yormayın. Aynen, yok yani benim ona bütün bu sarılmalarım bilmem nelerim, onun sevgilisinden kıskanmam, şöyle kıskanmam, hani yakışıklı erkekler eklemesin bilmem neler falan. Evet, tamamen abisel, yoksa sevgilisiyle tanıştım, sevgilisi benimle tanıştı. Benim sevgilimle zaten tanışıyorlar, o yüzden bir problemimiz yok. Yok, evet. Güzel. Ne zaman tanıştık? Aynen. Geçen yılın başında Eylül. Evet. Eylül. Ve tanışma hikayemizi de hemen anlatayım. Ben Eren'den pek haz ediyordum. Ki bunu biliyor. Ki ben bunu gizliyormuşum gibi bazı laflar dolanıyormuş evet, ortada. Gizlemiyordum yani. Eren, bizim ortak bir arkadaşımız var. Alican diye. Ona da selam. Senin sorunu da aldım, pis. Alican dedi ki Eren abi sizin okuldaymış ve sizin bölümü kazanmış sanırım. Hani git tanış falan yaptı. Ben de Eren'i ekledim ve okulun kantininde ilk görüşmemizi yaşadık. Aynen. Yani hani öyle çok da sıcak aman aman bilmem ne falan değildi. Değil. Yani gayet öyle tanıştık. Merhaba merhaba bilmem ne falan. Biraz muhabbet ettik, sohbet ettik. Aynen. Ondan sonrasında dağıldık. Zaten biz geçen sene Nihan'la öyle çok fazla görüşmüyorduk. Evet, bizim en büyük aptallığımız olarak onu söylüyoruz. Çünkü aynı okuldayız, aynı yerleşkedeyiz. Aynı okuldayız, karşılıklı sınıflardayız. O sabahçı, ben akşamcıyım. Burası ayrı bir şey. Ama hani böyle sınıflarımız bile şey karşılıklı evet, ki okul giriş çıkışlarında muhakkak görüşebiliriz. Şuradan 13 dakika uzağında oturuyor yürüyerek gittiğinde evet, yine aynı şekilde. Ama olmadı yani. Okuldaki ikinci karşılaşmamızda arkamdan böyle pışt yapıp kim lan bu dedim böyle. En son giderken gördüm. Nasıl böyle pişt diye. Pis pis el şakaları falan yapıp gidiyordum. Aynen. Biz Nihan'la ne zaman samimi olduk? TÜYAP'ta. TÜYAP, ama İstanbul 2014 TÜYAP'ta değil. 2015 TÜYAP'ta samimi olduk. Gıybet peşinde koşarken. Öyle daha sonra TÜYAP'tan sonra görüşmeye başladık. Siyanar'dan önce çok artık böyle iç içeydik. Çok aynen, samimiydik. Aynen. Siyanar'dan önce iç içeydik. Siyanar'da zaten sonra koptu. Aynen. İzmir'e birlikte İzmir'e gittik. İzmir'e birlikte gittik ve beraber yaşıyoruz galiba şu an. Çünkü bir hafta 7 gün bildiğiniz üzere. 5 günü beraberiz. Aynen. Yıldık artık. Yani gece 3'lere kadar. Yani sabahta Nihanlar'da kahvaltı evet, yapacağız. Ablanız bu akşam benim yanımda. Evet. Bunu da bildiğiniz için. Yani tanışma hikayemiz de böyle. Bunun dışında başka ne? Hangi bölümlerde okuyorsunuz? Yaşlarınız neler demiş? Ben 2000 yani bu Haziran 20'de 26 yaşıma gireceğim.
30'a 4 kaldı. Nihan ablanız hala 22 yaşında. 23'e gireceğim Eylül'de. Aynen. Bankacılık bölümü okuyor. Mezun oldu. Bu sene mezun oluyor yani. Okulu bitiriyor. Mezun oluyor'a verdiği tepki. Mezun oluyorum yani. Oluyor yani. Okul bitiyor. Diplomayı alamıyorum. Mezun oluyorum. Benim daha 2 senem var. Turizm otelcilik okuyorum ben de. Burada. Evet. Bu kadar. Başka bir sorumuz yok. Yok. İkimiz de Edirne'deyiz yani. Evet. Trakya ikimiz de Edirne'deyiz. Gelip görmek isterseniz, hani burada okumak istiyorsanız, kafanızda şey varsa da ben mümkün olduğunca Edirne'yi tanıtan videolar atıyorum. Burası gayet gayet güzel. Güzel bir öğrenci şehri. Ve hemen ben Snap'teki sorulara geçeyim. İlk soru Emre ABF. Evet. İlk soru Emre ABF olsun. Yükleniyor tabii ki de. Eren'in interneti çok hızlı arkadaşlar. Bitirdik. Oo, bunlar yüklenene kadar. Yüklenir ya. Biz tabii böyle interneti bolca kullanıp evde şey yaptığımız evet, için internet bitti. Başlıyor. Gelsin. Nihan abla merhaba. Benim sana 2 tane sorum var. Bir sonraki Snap'te gönderiyorum. Bir tane Snap yollamışsın Emre'cim. Canım. Big fail. Tatlım. Bir dakika. Emre biz şu an video çekiyoruz da senin sorun yok. Diğer tamam, soruya geçelim biz o zaman. Emre'nin sorusu yokmuş. Ama diğerleri yükleniyorsun. Çok seviyorum. Bu arada sorun ise YouTube senin için bir iş kaynağı mı yoksa sadece eğlence için mi video çekiyorsunuz? YouTube bizim için iş gibi artık yani olma aynen, yolunda ilerliyor diyelim. Ya çünkü öncesinde burada kafamıza göre hareket edebiliyorduk. Yani hala kafamıza göre hareket edebiliyoruz ama bu sefer konuşurken daha bir dikkat ediyoruz. Evet. Çünkü bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var. Son zamanlarda özellikle görüyoruz biz bunu. YouTuber'larda da, Bookstagram'da da bilmem yani Instagram hesabı olarak. Bookstagram'larda da şöyle bir şey var. Türkçe imdan şeyine uyulmadığı zaman ben o Bookstagram hesabından gerçekten nefret ediyorum. Çünkü kendi kişisel profilinde istediğin dili kullan, sosyal medya dili denen bir şey var. Fakat sen kalkıp bir kitap yorumu yaparken böyle garip 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 şeyler yazdığında bu ne diye bakıyorum. Yani gerçekten zorlanıyorum. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Bir de iş değil ama ileriye, geleceğe yönelik bir yatırım olarak evet, görüyoruz bunu. Çünkü yapmak istediğimiz şey kitapların içerisinde olmak ve bunu en iyi nasıl yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz, nereden, ne şekilde, ne çıkartılabilir diye ilerliyoruz. Maalesef Türkiye'de bir editör bölümü yok. Yani editoryal eğitim veren bir bölüm yok. Onu da bu şekilde kendini geliştire geliştire yapıyorsun. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Abi gerçekten seni çok seviyorum ve sorum şu. En çok ne zaman güldün? Hangi anında en çok çok fazla güldün? Bununla ilgili soru almıştık biz. Yani Allah'a sinek göndermenin verdiği mutluluk. Öpüyorum seni. İsmin Melis Geçer. GCR. En çok güldüğüm anım. Ya ben Siyana Kitap Fuarı'nda inanılmaz derecede çok güldük Emre ile biz. Hatta bir akşam eve gittiğimde şuralarım ağrıyordu. Siyana Kitap Fuarı genel olarak en çok güldüğüm an senin. İzmir Kitap Fuarı'ndaki güldüğüm kadar başka hiçbir yerde gülmedim herhalde. Yok ya ben İzmir'de durmadan depresyona girip girip çıkıyordum. Ama ben çok keyifliydim. Ben Siyanlar'da çok eğlenmiştim Emre sayesinde sağ olsun canım. Sevgili misiniz ve sevgiliyseniz ciddi düşünüyor musunuz? Çok ciddiysin. Çok ciddiyiz, sevgili değiliz. O kadar ciddiyiz ki sevgili olamıyoruz. Benim sorum, eğer hayatınız bir kitap olsaydı hangi yazar tarafından yazılmasını isterdiniz? Sizi çok seviyorum, bu arada hastayım, lütfen geçmiş olsun. Geçmiş, geçmiş olsun. Geçmiş olsun Yaren. Benim hayatımı Brandon Sanderson yazabilirdim mesela. Benim hayatımı da Stephen King yazabilirdi çünkü öyle sadece korku gerilim yazmıyor adam. Muhteşem bir aşk yazardı. Muhteşem bir aşk olsaydı. Valla benim kitabım kan, ölüm, ihanet, yalan rüzgarı filan. Nihan abla ve Eren abi merhaba. Size sorum şu, şu ana kadar hayatınızı değiştiren kitaplar oldu mu? Olduysa neler? Ben hep şey diyorum, Harry Potter diyorum ki onu okumasaydım şu an ben burada olmazdım. Ya şu an hiç bir arkadaşım böyle olmazdı. Aynen. Ben de Stephen King'in Oğuz'unu okuyup o adama hasta olup ondan sonra tüm kitaplarını okumasaydım kesinlikle bu ülke olmayacaktım ama hala ve hala King'den öncesinde de hayatımı değiştiren kitap belki beni kitap okumaya alıştıran kişi olsa da Küçük Prens'tir. Ki yani Küçük Prens de her yerindedir. Selis'in snap'ini açmak istiyorum. Geçen gün tam İffet'te olacağım bir gülme geldi. Bu sorun hakkında bana bir yardımcı olursanız çok sevinirim Eren abi, Nihan abla. Sizi çok seviyorum.
Yani böyle durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Bana bir söyler misiniz? Gerçekten çok merak ediyorum. Siz nasıl bununla başa çıkıyorsunuz? Ben gerçekten ne yapacağım bilmiyorum artık. Şaşırdım, ne yapacağım? Selis'cim, bazı anlarda bizim de içimizdeki mahalle kadını ortaya çıkıp elini böyle beline dayayıp yanmak istese de. Ben çok iffetsizim ya, biliyorsun zaten. Salon çizgisi kadın halimizi hiçbir şekilde bozmuyoruz. Ben bozuyorum genelde. Bozuyor. Twitter'da görün onu. Twitter'da evet biraz pisleşmeye başladım. El yazım gitti. Her neyse. Ben iffetsizim. Durmadan bir gülme geliyor çünkü bana. Berkcan sormuş. Maalesef anlayamadık. Abla, ben en sevdiğin kitap hangi kitap diye soracaktım. Bir de ben İzmir Kitap Fuarı'nın yanına gelmiştim. Beni hatırlıyor musun diye. Hatırlıyor muyum? Bakayım, sen neredesin? Gittin şu an. Beyza mıydı? Yok. Bilmiyorum şu an. Kimdi? Kimdin? Dur, bu mu? Hayır, bu değil. Bu? Hayır, bu da şey yapan. Ya göremedim. Neyse, video izlerken görürsem şey derim. Hayatım ne? En sevdiğim kitabı mı sormuştu? Brandon Sanderson'ın Son İmparatorluk kitabı. Son böyle... Ay neyi diyebilirim ki? Böyle en sevdiğim kitaplar çok ya. Ben hep böyle türlere bilmem nelere göre ayrıştırdığım için. Ama son zamanlarda okuyup en çok beğendiğim, hatta çıkması için böyle bir yayın evine baskılar yaptım, ettiğim bilmem ne. Onun sonrasında çıktığı için böyle ben çok mutlu oldum. Andrew Bradley'in Sıra Dışı Hikayesi. Ki Nihan ablanız da şu anda, evet, bu kitabı okuyor ve gerçekten çok 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 güzel. Güzel, bayağı. Ciddi ciddi çok güzel bir kitap. O zaman devam ediyorum. Şarjım da her zaman gibi bitiyor. Bıkmayacağınız şarkılar. Çok gitmek istediniz ama gidemediniz. Bir ülke ve bir şehir. Bir de en sevdiğiniz kitap. Hüzün falan. En sevdiğim kitabı söyledim. Sen de söyledin. Aynen. Dinlemekten asla bıkmayacağım tek bir şarkı var. Anetama'nın One Last Goodbye. Benim Beatles'tan Hey Jude. Senin Hey Jude. Bir de ne? Gitmek istediğimiz ülke. Ve şehir. Dublin'e gitmeyi çok istiyorum. Direkt şehir söyledim. Danimarka'ya gitmek istiyorum. İrlanda. Danimarka'ya gitmek istiyorum. İrlanda'daki. İngiliz hareketleri. Sorum, Ecmen'le nasıl tanıştınız? Not sesim kısık. Ha. Ecmen'le nasıl tanıştık? Ecmen bana yavşadı, öyle tanıştık. Ciddiyim bu konuda. Çok aşırı ciddiyim. Ben de Ecmen'le Nihan'la hep konuşuyorduk tabii ama Ecmen için hep şey diyorum. Sanki böyle konuşsan bana yazmayacak ya da konuşmayacak. Ki genelde yazmıyor. Geliyor derken. Sonrasında biz onunla işte İzmir'de zaten çok yakınlaştık. İzmir Kitap Fuarı'nda Ecmen'i gördüm. Birbirimize böyle sanki yıllardır sevip de kavuşamayan aşıklar gibi bir sarıldık. O zamandan beri benim için Ecmen aşk o. Seviyorum. Sinem. Birbirinizde en çok nefret ettiğiniz iki özelliğiniz. Seni çok seviyorum bu arada. Teşekkür ederim. Dünyanın en kararsız, en böyle ikilemlerde kalan insanı. Bu bir. İkincisi de... Kararsızsın galiba. Evet, çok kararsız. İkilemlerde kalıyor. Bir de şey var. Çok çabuk depresyona giriyor. Ay evet. Ben şu an gülüyorsam bir saat sonra Eren çok kötüyüm diye kafasına falan dayanabiliyorum. Ay yani. Alıştığım için benim için sıkıntı yok ama... Yok, Emre de alıştı galiba, evet. Ya. Emre de alıştı. Eren özelinde herkese çok fazla açıyor. Ona inanılmaz sinir oluyorum. Çocuğun içi dışı bir. Durmadan ya bana bir şey anlatıyor. Diyor ki Nihan, bunu sadece sana anlatacağım falan. 3 gün geçiyor üstünden. Bir bakıyorum anlatmış. Diyorum Eren, neden yapıyorsun bunu? Diyor, ne yapayım, tutamadım içimde. Evet, yani öyle bir tutamamazlığı oluyor. İlki bu. Diğeri de telefon sesini kısmaması. Evet, yani. Alican sus. Mesaj atıyorsun, sus. Elif. Merhaba Nihan abla. Hayranlarınızı hatırlar mısınız? Benim sorum bu. Sen bunu sormuşsun Instagram'da. Evet, seni hatırlıyorum ben. Olsun, hatırlıyorum seni. Ve hayran demeyeyim de takipçilerimi genel olarak hatırlayamıyorum. Ki şöyle bir olay yaşadım. Ben Martı Yayınları'nda çalıştım Eskişehir'de ve orada çalışan bir arkadaş vardı. Selin'di. Evet, Selin. Onu da selam izliyorsa. Ben onunla aynı masada oturmuşum. Bütün gece muhabbet etmişim ve ben kızı hatırlamıyorum. Evet. Ve rezalet şu an. Ama senin o zaman oranın çok bozuktu. Evet. Emre ile ikiniz arka masada oturuyordunuz. Bazı olaylar olmuştu da. Bendeydik. Evet, ve tanışmışım filan, kızı hatırlamıyordum. Eskişehir'de yeniden tanıştım ve utanç verici. Düşünün yani, aynı masada oturduğum insanları hatırlamıyorken.
Sima olarak evet hatırlıyorum evet. Ama bazıları birbirlerine gerçekten çok karışıyor. Hatta ben İzmir Fuarı'nda bu konuyla ilgili bayağı bir rezil olmuştum. Çünkü Snap'ten hani biz geleceğiz bilmem ne deyip video atan bir arkadaş vardı. Öykü olması lazım ismi. Sonrasında evet. Ben Öykü diye gittim bir başkasına sarıldım. Öykü hoş geldin falan diye. O da böyle bir afalladı etti. Beni tanımayan bir insandı zaten. Ne öyküsü ya falan yaptı. Orada bir şeyim var. Ben sadece böyle spesifik isimleri hatırlıyorum. Bununla ilgili de hep söylüyorum. İzmir'de mesela aklımda kalan isimlerden bir tanesi Ayça. Ayça ile biz çok daha öncesinde konuşmuştuk. Onun bir kaybı olmuştu. Onunla ilgili konuşuyorduk. Bir Ayça var aklımda. Diğeri Zeynep. Annesinin yaptığı ıspanaklı boşnak böreğini. Ha uff. Otelde efsane gömdük onu. Ellerine sağlık annenin. Uff yani. Bir de Gülümse Kocaman. Yani çünkü yani ismi Gülümse Kızı, soy ismi de Kocaman. Aa, tatlış. Aynen. O isimden aklımda. Evet, bu kadar snapler. Şarjımda %4 zaten. Daha fazla snap açamam. Aynen. Şimdi sorulara geçiyoruz. İlk soru Dean Lover Bookstagram. Aynı anda iki veya daha fazla kitap okuyor musunuz? Sağlıklı buluyor musunuz? Yani yapılabilir mi? Ben okumuyorum. Yani bir kitap, bir çizgi roman götürebiliyorum ama aynı anda iki kitabı okuyamıyorum ben. Ben bunu geçtiğimiz dönemlerde denedim çünkü her hafta bir Doğan kitap olayı vardı. Hala devam ediyor. Her ne kadar ben şu anda ihmal etmiş olsam da. O dönemde yaptım ya da işte biriyle birlikte aynı kitabı okuyorsam eğer zaten günlük o kitaptan belli bir kota oluyor. O kadarını okuyorum sonra diğer kitaplara devam edebiliyorum. Herhangi bir sıkıntı yok, yapabilirsiniz. Şimdi bana gelmiş... İzmir'e ne zaman geliyorsun diye bolca sorulan bir soru vardı. Aslında bunu en başta da şey yapabilirdik. Ben İzmir'e bu yaz gelmeyi planlıyorum. Bu yaz muhakkak bir şekilde İzmir'e geleceğim. Geldiğim zaman da Ecmel'de kalacağım, Yeselis'te kalacağım ve bunun bir kısmında da büyük yani kesinlikle ve kesinlikle Onur Abla'da kalacağım. Çünkü Onur Abla'larda kalmak kalp ben yani. Evet, evleri çok efsane. Evleri. Ben gelmeyi düşünmüyorum yakın bir zamanda. Üzgünüm Selis, üzgünüm Ecmel. Tombik karakter sormuş. Selam tatlış bu arada sana. İstanbul fuarlarından Siyanar ve Tüyap. Hangisinde daha çok eğlendiniz? Ben Siyanar kitap fuarı diyorum çünkü hayatımda hiç o kadar fazla geyik yaptığımı hatırlamıyorum. Emre ile o kadar çok geyik yaptık ki kovuluyorduk. Yani o kadar yaptık. Siyanar kitap fuarı benim için eğlenceliydi çünkü ben Orçun'la beraber katıldım. Hani benim için iyiydi fakat bana her zaman Siyanar kitap fuarı çok küçük geliyor. Ya. İstanbul kitap fuarı daha büyük olduğu için belki ya, daha renkli, daha eğlenceli. Çalışanlar adına... Hani yani biz daha rahat konuşabildik, muhabbet edebildik. Ha. O açıdan güzeldi benim için ama tabii senin açından bilemeyeceğim. Üzülüyor. Gülümse Kocaman, en çok keyif aldığınız kitap fuarı hangisiydi İzmir. Diye sormuş. İkinize de sevgiler demiş. Teşekkür ederiz bebeğim. İzmir kitap fuarı. Çünkü İzmir kitap fuarında bir evde değildik. İki akşam istediğimiz zamanda evimize gidebiliyorduk. Üç istediğimiz zamana kadar dağıtabiliyorduk. Dört gerçekten kimse üstüne alınmasın ama İzmir'deki insanlar oradaki topluluk falan gerçekten evet. Çok daha güzeldi. Edirne gibi biraz. Bildiğin hediyeye boğulduk. Aa, evet. Hani bunun için değil ama gerçekten o kadar ince düşünceli insanlar ki ben böyle Küçük Prens'le hoşlanıyorum diye Küçük Prens'in her türlüsü geldi artık. Çakmağından tık hani bu şeylere kadar şuradaki kar kürelerine kadar hemen hemen her şeyim geldi. Ben de tatlı istiyorum diye çemkirdiğim boyoz, zaman. Boyoz. Ay, evet ya. Yani Zeynep'in çok... annesi bile bak bizim için. İzmir çok güzeldin İzmir. Börek yapmış ya o kadar güzeldi. O gömdüğümüz evet. Börek. Otelde bir börek gömdük. Ellerimize sağlık. Kübra of. Ben sen evet, mi? Evet üçümüz otelde. Ya millet bizi bekliyor biz börek yiyoruz. Ecmel selam. Sen de. Ben de devam ediyorum. İzmir'de gününüz nasıl geçti? Öznur falan nasıldı? Öznur gayet normal bir insandı ve gayet mutluydu. Aynen. Günümüzde Eren'in biraz önce anlattığı gibi. Sabah erkenden kalkıyoruz. Uykusuzluktan ölmek üzere olsak bile muhakkak gidiyoruz. Bir boyozumuzu alıyoruz ve Starbucks'a uğruyoruz. Starbucks'tan kahvelerimizi alıp yürüye yürüye fuar alanına çünkü gidiyoruz. Çünkü kahvesiz asla ayılamıyorduk. Asla. Asla. Asla ayılamıyorduk. Akşamdan kalmaya çıkıyoruz. Ondan sonra... akşama kadar çalışıyoruz, akşamdan ondan sonra dağıtıyoruz. Genel evet. Olarak da Leman'da geçti ya. Bayağı evet, bildiğin Leman'da. Biz Kordon. Eren'le Edirne'de hep Leman'a gidip bir şeyler içen evet. Arkadaşlık ve Leman'a gitmiyoruz artık. Ha, gitmiyoruz. Gitmiyoruz, bayıldık. İzmir'de çok fazla Leman gördük çünkü. Şimdi... soruyu bulamıyorsan hemen ben sorayım. Sor. Baldan beri Kübra mı Gizem mi hanginiz yazdınız bilmiyorum. Bence bu Gizem'in sorusu gibi olabilir. Planlara, fikirlere ne kadar açıksınız? Beni tanıyorsunuz zaten canım. İkiniz de tanıyorsunuz. Ben açık ben fikirli bir insanım. Planlara ve her fikirlere türlü açığım. Ve desteklerim genelde. Büyütürüm de hani bir şey olduğu zaman. Evet. Bir kitap karakterinin kararlarını etkileyip kitabın akışını değiştirebilecek olsaydım bu hangi kitabın karakteri olurdu? Sizi çok seviyorum demiş Özge Pirinç. Harry Potter'da
Harry'nin Hermione'yi seçmesini. Ya niye? Aa ben onları şipliyorum. Bir dur, bir kendine gel. Efsane yakışıyorlar. Keşke beraber olsalar. Ama olmazdı ya. Olurdu. Eren'den çok... Eren'le Ron'u birbirine bağlaştı. Ron'dan daha iyi olacak kesin. Ya ben de Luna Lovegood'un aşkı bulmasını sağlardım. Evet. Benim Harry Potter evreninde en sevdiğim karakterlerden bir tanesi Luna Lovegood. Çünkü ben kendi hayatımda da öyle aksak karakterleri çok çok seviyorum. Çok iyiydi. Ben biraz aksağım, o yüzden evet. Nihan abla Brandon Sanderson mı Eren abi mi? Canım kendim. Bu sorunun aynısı vardı. Bunu kim sormuş bu arada? Nigas Books. Nigas Books. Yani bununla ilgili bir soru daha gelmiş. Aynen. Stephen King mi? Nihan abla mı diye. Kendim. Canım kendim. Ve kendimizi seviyoruz. Ali Can, yani Just Read It. Sevgili olduğunuzu ne zaman açıklayacaksınız? Buraya ağız dolusu küfür ekliyorum. Evet. Öküz, öküz. Ali Can öküz öküz yani. Şimdi Katerina Blake, pardon, önce Yosun ve Özgür demiş ki dünyayı değiştirmek için bir şans verilse neyi değiştirmek isterdiniz? Ben sadece aşka bakış açısını değiştirmek isterdim. İnsanların aşka bakışı olan herkesin bakış kafasına özgürlüğü sokardım. Yani aynen, özgürlüğü. Özgürlüğü, gerçek anlamda özgürlüğü sokmak isterdim, o düşünceyi. O zaman böyle olmazdık. Katerina Blake, bir kitapta aradığınız özellikler nelerdir? Sizin içine çekebilmesi için, sevebilmeniz için karakterler ve olay döngüsü nasıl olmalıdır? Nasıl karakterleri seversiniz, sevmezsiniz? Ben çok muhteşem, kusursuz karakterleri evet sevmiyorum. Bana göre her karakterin bir kusuru olması lazım. Hatta bana sorarsanız ben anti kahramanların adamıyım. Evet, evet. Yani kahraman olmak istemeyen ama kahramanlık yüklenilmiş insanlar. Kim gibi? Batman gibi. Batman bir anti kahraman aslında bir yerden baktığı evet zaman. Gerçi o kahramanlığı da seviyor ya. En uygunu kim olur buna? Deadpool şey olur. Kahramanlıkla kötü adamlık arasında çok ince bir çizgi var. Evet. Çok evet aşırı ince Deadpool bir çizgi. Deadpool. Bence aynen çok tatlıştı. Onun dışında beni bir kitaba bağlayan şeyler kesinlikle ya orijinal olması lazım. Evet. Ya artık özgün olması lazım. O kadar aynı birbirine benzeyen kitapları okuduk ki bir yerden sonra böyle şey geliyor. O yüzden ben mesela LGBT temalı kitapları çok seviyorum. Çünkü her birinde farklı şeyler bulabiliyorsunuz. AKA Jessica Jones sormuş. Selam Marvel'cı. En yakın arkadaşlarınız. Benim en yakın arkadaşlarım Eren, Emre. Nasıl kendimi sevdirirken bir anda çektim. En yakın arkadaşı ama sevmiyor. Yapacaksın sandım da. Emre, Emre'cim selam. Gökçe, Ecmoş. Ağzını yıkacak. Başka en yakın arkadaşım kim var? Selis'le çok yakınız. Aysu, bu kadar. Ya benim öyle çok unuttum, çok var ya. Ben de işte o yüzden şey diyelim buna. En yakın arkadaşlarımız çok hani en isim isim veremeyiz. Gerçek yani anlamda en yakınlarım bu saydıklarım aynen ama. Hani ilk seferde aklıma gelen Gizemli Kübra'yı unuttum, tükürürler ağzıma. Nihan var. Ya çok var ya. Bir tanesi unutursam tamam, ondan sonra çok kötü olur. Tamam, bu kızın devam ediyor soruları, dur. Dış görünüşünüzle ilgili değiştirmek istediğiniz bir yer var mı? Yanaklarım. Kilo verdikten sonra karnımda benim şey oldu, onu değiştirmek isterdim. Benim de şu ne kadar kilo versem de gitmeyen basen yanaklarım. Benim basenim var ya. Pis. İnanamıyorum. Şu an sana inanamıyorum. Evimi sevmiyorum. Benim basenim var. Birazcık. Hafif hafif. Çok yok. Çok hafif. Dur, kızın soruları devam ediyor. Sus. Sus artık. En komik anınız. Birlikte mi, birlikte değilken mi? Birlikteyken ne komik anımız var? Birlikteyken her anımız komik bence. Evet. Kakarık ikiler bakıyoruz. Evet, evet. En komik anım. Çok ya, bir tanesi öyle gelmiyor aklıma ya. O an çok komiktir de belki. Benim aklıma direkt şey geldi ya. Siyanay Kitap Fuarı'nda bir tane müşteri geldi. Ve bu aşırı yakışıklı bir adamdı ama öhtü yani. Ve ben Emre ile iki ayrı tarafta duruyorduk. Emre'nin tarafındaydı. Ben Emre'ye mesaj attım. Emre bak, gelse söyle hiç yürümeyeceğim. Emre de böyle baktı falan, gay değil dedi. Ve ben adama tam böyle gittim, merhaba falan dedim. Adam şöyle baktı bana, döndü ve gitti. Sonra Emre de güldü arkada bana bir saat. Hoşuna gitmediyse. Dur ya. Emre sinep atmış. İyi insan. Tatlım. Telefonum kapanacaktı ama olsundu. 60'lım gelmemiş. Birincisi kim ulan bu Ayşegül orospusu? Ha?
yayını keselim. Dersini bile açmıyorum. Allah seni bildiği gibi. Allah belanı versin. Evet, en komik anımız bu. En rezil anımız bu bence. Ay çok fena. Sana inanamıyorum. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin. Tamam. En büyük hayaliniz ne veya neydi? Bu hayali en iyi hangi şarkı anlatır diye sormuşlar. For Lunatica. En büyük hayalim baba olmak. Hala gerçekleştiremedim bunu ama baba olacağım bir gün. Bunu en iyi hangi şarkı anlatır? Babalı şarkı seçmem lazım. Ay, onun dedi. Babacık istiyorum. Çok farklı anlama geliyor ama. Pis. Ya bütün hayatımdaki bütün erkekler pis ya. Benim en büyük hayalim yok ya. Erkeksiz bir dünya. Evet, erkeksiz bir dünya. Mümkünse erensiz bir dünya. Aşk olsun. Ve bunu anlatacak herhangi bir şarkı yok. Ayşe Hatun'un atacak bir selam. Eren'le onu dinliyoruz da iki gündür. Aynen. İkinize de bu sorum ama biz bunu cevapladık Snapchat'te. Şey, Eren... Ne fotoğraf çekilmişsiniz ve çekilirken yanlışlıkla "Aa Nihan beni aldatmış, gene onu aldatalım" deyip resim çekilmişsin. Şey. Elif Dinç ile. Hatırlıyorum. Sildim bunu. En sevdiğiniz 3 Türk 3 yabancı şarkı Erencim? 3 Türk 3 yabancı şarkı. Çak selam canım. Yansın geceler. Son zamanlarda dinlediklerimden gideyim o zaman. Bunlardan yabancı olarak Rini ya da Elegant Elephant. Anetama, One Last Goodbye ve Lacrimus Profinder Diotima. Bu işine bayılıyorum yabancı olarak. Türk olarak da Yüz Yüzeyken Konuşuruz. Kendi evimde deplasmandayım. Kaan Boşnak Bizi Nasıl Etkiler. Öyle, Kaan Boşnak Bizi Nasıl Etkiler. Çok dinliyorum. Bir de bu aralar en çok dinlediğim Kalben. Haydi söyle. Aynı şarkıları dinliyor olmamız. Çünkü beraber takılıyoruz. Kalben, Haydi Söyle. Ki ben İbrahim Tatlıses severim. Kaan Boşnak Bizi Nasıl Etkiler. Ve Türkçe biz başka ne dinliyoruz bu arada? Deniz Tekin dinliyorsun sen bu arada. Deniz Tekin çok dinliyorum ya. Beni Vur Beni Onlara Verme filan. Bunun depresyon şarkıları dinliyorum. Yabancı olarak bu ara şey ya, hep karışık listelerden gidiyorum ben ve klasik müzik dinliyorum. Evet. Bu arada bizim böyle çok dinlediğimiz listeleri takip etmek isterseniz Spotify'dan kullanıcı adımız. Kılıcı adım en azından Eren Nedir Akşamoğlu. Oradan 3 tane çalma listem var. Relax 1, 2 ve Stress Free diye. Deniz Tekin'i dinleyin bu arada. Efsane. Oradan bulabilirsiniz. Şimdi. Hayattaki amacınız ne demiş? İyi bir insan olmak. Başka hiçbir amacım yok. Hayattaki amacım. Amacım bile yok ya. Amacım yok ya. Bunu kim sormuş hayattaki amacınızı bu arada? Bir dakika. Beyza Yeşilyurt 14 söylemiş. Şimdi... Portrait 2001. Teknoloji kendini aştığında ve kitap karakterlerini gerçeğe dönüştürebilecek bir makine yaptıklarında hangi kitap karakterini gerçeğe dönüştürdüğünüz sorum ikinize de Nihal abla. Sirius Black. Sirius mu yapmak isterdin? Evet ve sonunda evlenirdim. Sirius'la? Evet. Snape diye diyeceğini düşünmüştüm. Aa Snape. Niye? Lily'ye olan aşk hiç bitmeyecek diye mi? Bunca zamandan sonra herhalde. Always. Snap bana bakmaz da kimi Sirius gerçekleştirmek isterdim? Kral Katili güncesinden Kuvvete'yi gerçeğe getirmek evet. İsterdim. Onlarla bir kanka olurdum. Aklın durur. Ondan sonra dünyayı yerinden oynatırdık. Of yani. Şimdi Selcan SNG Selcan. Bunun soy ismini okuyor. Soy ismi sanırım. Selcan SNGZR. El yazılarınızı gösterebilir misiniz? El yazısı derken çeşitli el yazısı olan değil, bildiğin yazdığınız şeyleri diye. Bu burada benimki. Yazdık. Herkesin mirba. Bu da benimki. Sosyal mesaj olarak. Evet, kamu spot filan. Bu kadar. For Lunatica, en büyük hayaliniz... bunu sen cevapladın. LGBT'yi destekliyor musunuz? Evet. Evet. Bence bütün insanların da desteklemesi lazım. Yani en azından saygı duyması gerekiyor LGBT bireylere. En sevdiğiniz Marvel filmi hangisi demiş? Beth Özdoğan. Benim en sevdiğim. Ya benim en sevdiğim sanırım Winter Soldier ya. Hala mı? Evet, Captain America sevmiyor olabilirim ama Winter Soldier en efsanevi Marvel filmiydi bence. Ben
Deadpool diyorum ya. Deadpool. Diğer bütün hepsinden sonra kesinlikle Deadpool. Ben Deadpool'un gelmesini yıllardır bekledim. Ama... O en son Wolverine'de yaptıkları iğrençlikten sonra Deadpool'u alıp iğrenç, salak, aptal bir şeye dönüştürüyor. Hatırlıyorsun orada ağzını diktiler en çok konuşan kahramanı. Ya Ant-Man de çok güzeldi. Ant-Man de iyiydi. Ama bakarsan Galaxy'nin koruyucuları da çok güzeldi. Ya bence Winter Soldier. Groot. I'm Groot. Evet ama ben Winter Soldier diyorum. Ben Deadpool diyorum. Bir tane öneri gelmiş. Betül Özdoğan sanırım. Birbirinizin en sevdiği rengi, yemeği, sayıyı, kitabı vesaire tahmin etmeye çalışın. Hatta ayrı bir videoda challenge yapın demiş. Tamam, en sevdiğin rengi tahmin etmeye çalışın. Mavi. Benim mi? He. Hayır. Ne? Asla değil. Ne? En sevdiğim renk gri benim ya. Gri? Gri bir renk mi ya? Evet. İçim renk. Benim? Bordo. Hayır. Ne? Turuncu. Yuhu. Bir dakika. En sevdiğin yemek? Benim. Bence. Ispanağı sevmediğini biliyorum. Evet. Ondan sonra. Bence senin en sevdiğin yemek tavuklu olan herhangi bir şey. Evet. Senin de mantı olabilir mi? Allah beni kahretsin. Ne en sevdiğin yemek ya? Ne? Makarna mı? Hayır, makarna. Sossuz olduğu zaman hele hiç yiyemem makarna. Ben yiyorum. Oğlum sen ne? Hiç soru, her şeyi yiyorsun herhalde. Yiyorum ama en çok sevdiğim köfte patates, başka ne olacak? En sevdiğin sayı. Hayda. Bunu sen benimkini de tahmin edemezsin. Evet. 19 da benimki. Benim 7. Lucky 7. Lucky 7. En sevdiğin kitabı biliyorum. Sis Soylu. Senin de Stephen King'in herhangi bir kitabı. Yes. Olsun, tutturduk bence birkaç bir şey. Rezalet. Reziliz ya. Lady America 1 gerçekten beğendiniz. İşte tam da bu dediğiniz yabancı şarkı nedir? Anathema'nın Violence'i. Çok iyidir. İçerisinde hiçbir şekilde söz yoktur. Ama sizi böyle moddan moda sokar, alır götürür. Bu zamana kadar hep dinlerim, hep de dinleyeceğim. Hiç de sıkılmadım o şarkıda. Dust in the Wind. Efsane bir keman şeysi var sosu. Nihan abla sevgilin Eren abiyle olan yakınlığını kıskanıyor mu? Hayır. Hayır. İkinizin de ortak sevmediği kitap Yandaş. Evet. Uyumsuz serisinden. Çizgi roman mı kitap mı? Ben çizgi roman diyorum. Kitap. Çizgi roman ya olmuyor yani. Saga'yı çok merak ediyorum. Buradan da ilgili kişilere duyurulur. Saga'yı gerçekten çok merak ediyorum çünkü Nihal gerçekten bana çok güzel tanıttı. Böyle bir sürü şeyini anlattı falan. Hani onu okumak istiyorum. Çizgi roman bu zamana kadar Karakule'nin çizgi romanlarının hepsini okudum. Çıkan Mahşer'i aynı şekilde okudum çünkü Stephen King'in olduğu için. Amerikan Vampiri var, onu okudum. Bu şeyden çıkan, Akıl Çelen'den çıkan, onu okudum. Deadpool'un birkaç tanesini okudum. Özellikle bu son şeylerden Deadpool evrenini öldürüyor, Deadpool Marvel evrenini öldürüyor, Deadpool işte klasik şeyleri öldürüyor diye. Onları okudum. Ya okuyorum ama öyle çok şey değil. Fakat Saga'yı çok merak ediyorum. Neden bu kadar tatlısınız demiş. Anneme sormak lazım. İyi yapmışlar annem bizim. Annem de iyi yapmış. Sevgiyle yapmış. The Original Dur, Books. Dur daha devam mı ediyor? Devam ediyor mu? En sevdiğiniz çizgi roman demiş. Benim Masallar bu ara en sevdiğim çizgi roman. Saga'nın tahtını şey. Ciddi misin? Evet, Masallar efsane ya. Buradan ilgili kişiye Masallar diyorum. Şey, benim okuduğum hepsinin içerisinde en beğendiğim hala Silahşor. Ailenizde sizin gibi kitap kurdu var mı? Annem, bir annem. Okur yani. Aynen. Dilara sormuş bunların hepsini. Selam Dilara. Güzel sorular. The Original Books. Öncelikle ikinize de bayılıyorum canlar. Teşekkür ederim. İlk sorum, hangi üniversitede hangi bölüm okuyorsunuz? Buna zaten cevap verdik. İkinci sorum, en çok ağladığınız, sizi etkileyen, hayatımı değiştirdiğin dediğiniz kitap ne? En çok ağladığın? Zümrüt'ten Kaya Ulaştı. O kadar ağlamıştım ki annem odama gelmişti. Bana bir şey oldu sanmıştı. Benim en çok ağladığım kitap... Karakule'nin sonuncu kitabı Kule. Çok güzeldi. Yani orada 3 tane kayıp var. Güzel kitapta, yani güzel kitapta orası ayrı ama 3 kayıbı o kadar böyle güzel diyemeyeceğim. Çünkü onların kayıpları beni gerçekten çok çok ağlatmıştı. Üçüncü soruda, birbiriniz telefonlarınızı ne diye kaydettiniz? Eren. Nihan Alak. Tamam, isim soyisim kaydettiğim için. Trip atıyorum da arada bir. Çünkü evet. Hayatımda başka Nihanlar varmış. Ama mesela şeylere bayılıyorum. Nur'la Nihan'ın birbirlerini kaydettiği şekillerine bayılıyorum. Ben kardeşim Bihter Ziyagil diye kaydettim. O da beni Behlül diye kaydetti. Çünkü biz Aşk-ı Memnu izleyip mutlu olan iki kardeşim. Ben niye Firdevs Yer oldu ya da Adnan diye. Hayır, ben seni Katya diye kaydettim. Katya. Katya kahvemi getir. Sabahlığımı getir.
Terbiyesiz. Tamam, devam ediyorum. Evet, Ceyda'nın sorusu. Temmuz'da Filipinlere gidiyor muyuz? Bak, olimpiyat söz konusu burada. Bence gitmeliyiz. Bebeğim, benim pasaportum hazır. Gidelim de gidelim. Biliyorsun. Filipinler? Şey, olimpiyatlar var ya, basketbol. Ha. Ki bak ya, evet hatırladım, Alessandro Gentile. Sabahtan beri geçen sene aşık olduğu adamın adını hatırlamaya çalışıyorduk. Geçen yine aşık. Ama adam efsanevi basketbol oynuyor ve aşırı... Basketbolcularda genelde yakışıklı olmaz ya. Bir hani LeBron James belki. Böyle bir Gentile, şey. Gentile. Yao Ming. Yao Ming'in tatlışlığı. Ya ve ben çok şeydim. Şimdi. Şeydim. Dur bey, devam ediyor. Ediyor mu? Evet. Bir de artık Çorum'a uğramanın vakti gelmedi mi? Türkiye'nin her kaşını gezdim maşallah. Çorum'a gelmek farz oldu. Bebeğim bekliyorum demiş. Ceyda'cığım. Çorum'a... Evet, sen Edirne'ye gel bence. Çünkü ben çok gezdim. Haklısın, artık gezemiyorum. Ama Filipinlere gidebiliriz. Onda sorun yok. Pasaportunu hazırla. Benim de var lan pasaportum. Beraber gidelim. Gidelim. 10 yıllık pasaportum var valla. Çatır çatır gideriz. Temmuz'da. Oradan da İzlanda'ya gideriz. Olabilir. Ya da oradan İrlanda'ya mı gideriz? Evet, İrlanda'ya gideriz. Nasıl British erkek duyduğu zaman aklını kaybeden bir engel. Asla benim gözüm dışarıda değil canım. Neydi? Hayatınızda yaptığınız en büyük çılgınlıklar neydi? Çılgınlıklar değil de çılgınlık diyeyim. Denize çalışıp beklemiştim. Bence hayatımda yaptığım en büyük çılgınlık bu. Benim de hayatımda yaptığım en büyük çılgınlık. Bunu Eren'e anlattım. Aslında size de anlattım ama siz duymadınız. Birinci dönemde, yani güz döneminde mesleki İngilizce dersinin vizesinden gayet güzel bir not aldım. Ama finaline girdim. Canım hiç soru çözmek istemiyor. Ve o kadar sıkılıyorum ki. Öf dedim ve böyle 200 tane soruyu salladım. Bir saatlik sınavdan 5 dakikada çıktım ve dedim ki Allah'ım inşallah kalırım. Hani kalayım da bari bütünlemene vereyim. 30 alıp geçmiştim. Ve sonra neden geçim dedi. 2-3 gün böyle üzüntüyle geçmiştim. İnsan boş kağıt verir bari o kadar sıkıldıysan. Ama ilk başta çözerken hevesliydim. Sonra bir canım sıkıldı. Bir dışarı baktım, hava güzel dedim. Aman bu havada da çok güzel içilir. Şimdi hayatıma yön ver dediğiniz film, kitap ve kişiyi söyler misiniz? Kişi o. Efsanevi o. Nasıl? Kitap Küçük Prens. Filmde... Bana bakınca film mi atarsın? Film aklıma geldi. Film çok... Fisher... The Fisher King. Of, çok iyiydi. Benim kitap olarak Harry Potter herhalde. Evet, İnsan, kişi, anneciğim. Film olarak da sanırım şey ya... Yüzüklerin Efendisi. Bunu düşünmem gerekiyor biraz. Sen Inception ya. Inception mı? Hayatını değiştiren. Evet. Çünkü böyle bence çakra açıyor o film. Gözlerim açıldı diyorsun. Gözlerim açıldı. Ayrıca Leonardo DiCaprio. Aslında Matt Damon'un oynadığı her film benim hayatımı değiştirmiş olabilir. Interstellar? Evet. Ama yok şeyde, Mars'ta. Mars'ın. Ay orada. Babaya kışıklı. Sümeyye Kaymak, Anita Blake serisinin tamamını okudunuz mu? Seri hakkındaki düşünceleriniz neler? Ve bir de en sevdiğiniz vampir serisi nedir? En sevdiğim vampir serisi kesinlikle Anita Blake. Nihan ablanız Anita Blake serisinin hepsini okumadı. Üçüncü kitapta mı bıraktı? İlk kitapta. O da devam etmediği için yani. Evet, yoksa güzel. Kötü değil. Benim en sevdiğim Vampir Akademisi serisi. Okuyun ben ya. Çok beğenmiştim Anita Blake'i. Hala da çok seviyorum. Hala da favorimdir. O zaman benden bir adet. Kapağını en çok beğendiğiniz kitap. Ben Silber. Silber mı diyorsun? Silber. Kız bana atar yapıyor durmadan. Benim... Sanki söyleyemem. Çok var. Nihan abla benim... Ama şeyi çok beğeniyorum. Bilim kurgu klasiklerin bu yeni minimal kapakları çok güzel. Özellikle zaten şu projeyle başlamış. Şunu görüp başlatmışlardı. Cesur Yeni Dünya'nın şu kapağı. Baksana ya, çok güzel. İtaki bebeğimiz. Çok okuyucu demiş ki Nihan abla benim ismim Melisa, seni çok seviyorum. Teşekkür ederim canım. Teşekkürler. En sevdiğim book şeysisin ayol. Teşekkür ederim ayol. Ne çok komiksin. Yine teşekkür ederim ayol. Sorum şu, hayatında en çok ne zaman güldün? Uyudan sarhoşken gülüyor. Evet ya. Ben sarhoşken çok gülüyorum ve geçen gün Erenler'de otururken o kadar çok güldüm ki yere gece düştüm. Gece saat 2-3 gibi falan ama yani öyle yere düşün. Düştüm. Oturduğum yerde gülmeye devam ettim ve binayı ayağa kaldırdım. Yani ve neye gülmüştüm? Yumruk kedim muhabbeti. Onu anlatmayacağız. Yumruk kedim
de grup açtık sonra. Şimdi ne gelmiş? Okumaya önyargıyla başlayıp sonradan aşık olduğunuz kitaplar var mı? Var. Benim böyle çok önyargıyla başlayıp ondan sonrasında beğendiğim kitaplar var. Bunlardan ilki mesela şeyi okuduktan sonra, Kral Katili Güncesi'ni okuduktan sonra Loklamora'yı ben bir önyargıyla başlamıştım işin aslında. Hani o kadar olamaz falan diye, ama Loklamora, yani benim fuarı nasıl kendimi yırtarak Loklamora sattığımı görmeniz lazımdı. Benim yok. Benim ön yargısı başlayıp da yaptığım var. O da Ölümcül Oyuncaklar serisi. Ne yaptın? Sadece ben sıfır sormuş. En rezil ananız. Benim kusmam. İzmir'de. Kahveci. Ben bunu Onur ablayla birlikteyken de söylemiştim. 5. sınıftayken öğretmenler gününde hocama annemin dantelli sütyen ve çamaşır yollaması. Zelletti çünkü. Çok ödüydüm. Yani işte ben bir de şey anlatmıştım değil mi lisede, evet. 10. sınıfta Nike'tan aldım bir tane turuncu montu, ama turuncu neydi? Şu turuncuydu. Bu ya, bildiğiniz şu turuncu mont ve gözlükle 1000 kişinin içinde tek konuşan, tabii ki de her zamanki gibi çenesi düşük ya. Sabah köründe. Bır 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 saat 8 ne anlatıyorsam o saatte artık insanlara. Ve müdür elinde mikrofonla turuncu montlu gözlüklü kız yeter artık sus diye çemkirmişti. Evet. Bütün 1000 kişi de bana bakmıştı, utanmıştı. Tek turuncu sen olduğun için. Ve neden o turuncu montu giyiyordum? O da benim için hala soru işareti yani. İrem Bağcı demiş ki, en yakın arkadaşı senden gözün gibi baktığın kitaplardan birini ödünç isteseydi ve aradan uzun zaman geçtikten sonra elinde kitapla geri dönse, fakat kitabın ortasında kocaman bir yarık olsa, kapağının ortasında kocaman bir yarık olsa ne yapardın de kat izi böyle. Bunu Instagram'da da cevap vermiştim. Böyle bir soru mu soruyor? İnsanın canı yanıyor. Ama oldu. Şöyle oldu daha sonrasında. Ben o kitabı aldım. Dedim ki sen bu kitabın aynısından bana alıp getiriyorsun diye. Sonra ikisini de kitaplama koydum. Öyleyim ben. Benden aldığı zaman benim gibi bakacak, temiz getirecek. Birisi bana demiş ki en sevdiğiniz yabancı diziler. Au. Ben Edge of Social diyebilirim. Blacklist diyebilirim. Onun dışında ne izliyorum ki ben? Ben bir sürü dizi izliyorum ya. Benim çok beğendiğim, böyle sürekli canım sıkıldığında açtığım Friends var. Onu zaten hepiniz izlemişsinizdir büyük ihtimalle. How I Met Your Mother'ı artık başa döndürmekten sıkıldım. Onu şey yapmıyorum. Friends'i döndürüyorum. Game of Thrones'u güncel olarak takip ediyorum. Ondan sonra Lost hayır. Onu izledim de son sezon çok bozdu. Ondan sonra Shameless. Shameless'i izliyorum. Bir de Please Like Me var. Please Like Me'ye bayılıyorum. The Walking Dead. Defalarca izledim. Daryl. The Fear of Walking Dead'i izledim mi? İzledim. Beğendim o da mi? Çok güzel. Ama The Walking Dead kadar değil. Selis canım Daryl. Selis. Okur Ruh demiş ki, bir Yunan tanrısının çocuğu ya da bir tanrı olsaydın sence hangisi olurdun? Eğer Yunan tanrısı olsaydım büyük ihtimalle Hermes olurdum. Biz bu soruyu okuyunca Eren'de şey konusunda dalga geçtik. Neydi, Afrodit'in en çirkin kızı olurdum falan diye. Ben olmazdı kimsenin kızı ya. Bende yok o şey, Yunan tanrısı. Ne tanrıça olsaydın, tanrıça. Artemis. O kadar da zeki. Eren abiyle sevgili misiniz? Şaka şaka tamam değilsiniz biliyorum. Yani. Onu şey soracağım. Şu zamana kadar en sevdiğim ve tekrar tekrar okurum dediğim ve çizgi roman okumaya başlamak isteyen ancak hala başlayamayan birine önerebileceğim bir çizgi roman ya da soruyu sen cevap ver. Çizgi roman serisi var mı? Eren abiyle evlendiğimiz sonra. Ne mana? Evlenmiş. Çizgi roman ne? Dost hayatı yaşayacağız. Dost. mutlaka oku dediğim çizgi roman, ya defalarca okuduğum şey var. İç Savaş'ı çok fazla defalarca okudum. Saga'yı ve Halka'yı durmadan okudum. Çizgi roman okumaya başlamak istiyorsan Saga ile başlayabilirim ya da masallarla başlayabilirsin. Bu ikisi gayet başlamak için kimden güzel. Kimden çıkıyordu onlar? Saga Marmara çizgi, masallar bilmiyorum. Masallar kimden? Gerekli şeyler mi? Hayır, arka bahçe olabilir masallar. Ve Marvel'dan bir şey okumak istiyorsan New Avengers serisiyle başlayabilirsin. Onun sıralaması var gerekli şeylerin Facebook sayfasında. Özge Türkan demiş ki, diyelim ki moraliniz çok bozuk, hiçbir şey yapasınız yok, depresyondasınız, kitap dahi okumak istemiyorsunuz, ne yaparsınız? Ben şarkı açar dans ederim deli gibi. Ben uyuyorum. O uyuyor. Ben uyuduğum zaman çok şey oluyorum. Harry Potter'daki en sevdiğiniz çift, Cansu sormuş. Harry ve Hermione. Onlar çift değiller. Çiftler. Benim biliyorum kafamda ya. Çiftler. O zaman ben de Draco Malfoy ile Luna Lovegood. Okey. Anlaştık. Yine bununla ilgili bir tane soru gelmişti. Bir dakika onu cevaplayalım. Demiş ki, Berna Stettin Hogwarts'ta hangi binadasınız? Ben testleri yaptığımda bir Slytherin çıkıyor. Slytherin mi? Evet. Hufflepuff.
şey var, kitap babası Orçun. Orçun selam canım. Komikli komikli sorularını gördük. İlk sorum, Eren'in Stephen King okumaya hangi kitapla başlamalıyım? İkinci sorum, sana hangi roman karakteriyle birlikte fuar standında kitap satmak isterdin ama hafta içi, çünkü hafta sonu kalabalık oluyor, sohbet falan edemiyorsun, zor oluyor. Yürüyemezdim tabii. Jerry'e Barons olsun. Aynen, Barons. Ben her türlü hafta sonunda götürürüm diyorsun. Sohbet ederdim. Bir de Eren'le sevgili misiniz? Evet, çok ciddi sevgiliyiz. O kadar ciddiyiz ki saklıyoruz nazar değmesin diye. Twitter açıldı. Bir dakika, devam ediyor Orçun. Sorularımı cevapladığınız için ikinizi de çok seviyorum. Cevaplamazsanız bu fikrim hemen değişecek, öptüm. Bak öptüm, al Eren'i de öptüm. Bir daha öpelim o zaman. Yine Orçun'un sorusu. Benim sorum Defensive Nihan ablaya. Kitap kapağı senin için önemli mi, yoksa kapaksız kitap da okur musun? Kapaksız kitap mı falan? Okurum. Kapaksız kitap da okuyorum. Eren Nadir Akşamoğlu. Eren abi, saklama kabı ismiyle ilgili sana yönetici firma tarafından dava açıldığını duydum. Gerçek mi yoksa yerli gazete olduğu için mi, dikkate almayayım? İkinizi de çok seviyorum. İnşallah Nürnberg kitap fuarına da gelirsiniz. Öpüyorum. Biz tabii şu anda sadece Türkiye içerisinde evet, fuarlara gidiyoruz ama olursa daha sonrasında Londra, Brüksel ve Nürnberg. Neden olmasın? Çünkü olabilir. Nihan ablayı da öpüyorum demiş. Öpsün. Başka bir şey yok. Bende bir soru var. Sayfa kokusu, videolarına selam millet nasılsınız diye başlamak ne zaman ve nasıl aklına geldi? İnan bana aklıma gelmedi, spontane gelişti. Demek ki o sırada çok mutluysam onu böyle dışarı yansıtırım. Ama ondan sonrasını, çünkü onun öncesinde hep şey var. Eski videolara bakıyorum. Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bilmem ne. Bir yerden sonra genel olarak şu. Selam millet nasılsınız? Vallahi ben harikayım. Bu artık ezberlenmiş bir şey oldu. Benim de herkese merhaba. Jale demiş ki, bir videomda sevgilin olduğundan bahsetmiştin. Her videonu izlerim. Teşekkür ederim. O kişi Eren abimi, çünkü İzmir'de seninle fotoğraf çekildikten sonra sarıldığınızı gördüm. Yok. Eren genel olarak sarılan bir insan. Ben dokunurum. Teması çok severim insanlara. Dediğim gibi ben hatta Eren'e arada bir sevgilim yokken çemkiriyordum. Kısmetimi kapıyorsun, yapma. Okuldayken mesela bir keresinde çok hatırlıyorum. Bahçede biz böyle buluşacağız falan diye. Nihan orada uyuyakalmış bebeğim. Nihan ve uyumaları her yerde uyuyor. Gittim öperek uyandırdım. Ya arkadaşım sonuçta o benim. Hani ben ama arkadaşlarımın annelerine ve kardeşlerine de aynı şekilde sarılırım. Eğer yaşça bana yakınsa hani erkeklere de sarılırım. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Nihan'ın sevgilisine de gayet böyle sarılarak. Yani mesela şu erkeklerdeki gel buraya kafa tokuşturma olayı var ya. İğrenirim bundan. Kesinlikle yapmam. Hani... Tokalaşma da bana çok şey gelir. Genelde yani öyle yaklaşırım. Ya evet. Hatta geçen gün otobüsteyiz. Anlatayım mı anımızı? Ben ayakta duruyorum. Eren de oturuyordu galiba. Ben böyle hiç etrafıma bakmıyorum. Telefonla ya. Yandaki çocuklar seni kesiyor diye kalktı geldi, sarıldı bana filan. Korumak zorundayım. Evet. İlgili kişi buradan duyuyorsan. Arkadaşımı dışarıdaki kek olarak karşı korumak arabadan ya. Ya otobüsteyiz. Onlar yan arabada ve beni kesiyorlarmış. Nasıl farkına vardılar? Nur söyledi. Abla sana bakıyorlar demesiyle benim böyle çekilim şuradan. Nihan'a sarılmalıyım şeyim. Bir oldu. Öyle. Sorularınız için çok çok teşekkür ederiz. Çok bir soru soru geldi ama bunların arasından hani cevaplayabildiğimiz kadarınız cevaplayabildik. Hala soru geliyor bu evet, arada. Evet, hala geliyor. Belki eğer bunun altında birikirse daha sonrasında evet, tekrar bu soruları cevaplayabiliriz. Ama böyle. Biz izlediğiniz için çok teşekkürler. Yaklaşık 45 dakikaya falan ulaştık sanırım. Sonuna kadar geldiyseniz herkese merhaba. Herkese merhaba. Öyle, kendinize çok iyi bakın. Evet. Bir sonraki videoda ikimiz de, çünkü uzun zamandır video çekmiyorduk, ben koydum. Nihan yine kendi videolarında olmayan ama diğer bütün herkesin kanalında bulunan kız olarak bu ününü devam ettiriyor. Bu arada Baldan Birinin Eskişehir videosunu muhakkak izleyin. Nihan ablanızın efsanevi döne döne oynamaları falan görebileceksiniz orada. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.